Dihidrojen monoksit, gizli katil. Çok az bir miktarının bile akciğere kaçması ölümle sonuçlanabilir. Buharları ölümcül yanıklara sebep olur. Kullanan herkes, istisnasız herkes bağımlısı olur ve günlük dozun alınmaması maalesef ölümle sonuçlanır. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl 360 bin kişi bu kimyasal yüzünden hayatını kaybediyor. Fakat bugün size bu maddeyi kullanmayın demeyeceğim. Çünkü ben de bir dihidrojen monoksit bağımlısıyım. Bu maddenin zararları ilk kez 1 Nisan 1983 yılında ABD'nin Michigan eyaletinde basılan Durand Express gazetesiyle insanlığa duyuruldu. Fakat gazete yalan haber yapmak, toplumun huzurunu bozmak ve haberi çarpıtmak gibi bir sürü eleştiriye maruz kaldı. Halbuki gazete gerçekleri yazıyordu. Eleştiriler ise bu maddenin zararsız olduğunu, günlük hayatımızda kullanabileceğimizi söylüyordu. Bir kimyasal düşünün, hem nükleer santrallerin olmazsa olmaz bileşeni, hem biyolojik ve kimyasal silah üretiminde kullanılıyor ama aynı zamanda bize günlük hayatımızda kullanmamızın zararsız olduğu söyleniyor. Size de mantıksız gelmiyor mu? Ayrıca tarımda kullanıldığı için tüm meyve sebzelerde de bu maddeye rastlarız. İşin ilginç tarafı, o meyve sebzeyi yıkadığımızda da dihidrojen monoksiti gitmez. Aksine artar. Çünkü barajlarda da bu kimyasal mevcut. Dihidrojen monoksitin insan vücudu üzerindeki etkileri bilimsel olarak da kanıtlanmış. Terleme, sık sık tuvalet ihtiyacı, doz aşımında mide bulantısı, kusma ve hatta ölüm. 1989 yılında California Üniversitesi öğrencileri dihidrojen monoksitin yasaklanması hareketini oluşturdu ve öğrencilerden imza toplamaya başladı. İlerleyen yıllarda sokakta dihidrojen monoksitin zararlarını anlatan broşür dağıttığı için yargılanan öğrenciler bile oldu. Günümüzde çok sayıda kampanyalar ve hareketler ile bu kimyasalın zararları anlatılıyor. Ülkemizde de bu kimyasalın zararlarını duyurmak adına birkaç tane online imza kampanyası başlatılmış. Tabii hemen girip imzalamak istiyor olabilirsiniz. Ama lütfen durun. Sizden birkaç saniyenizi rica edeceğim. Çünkü son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu kampanyayı imzalayan insanların yapmadığı bir şeyden. Sorgulamaktan. İmzayı atmadan önce size verdiğim bu bilgiyi hep birlikte sorgulayalım. Çok şükür 21. yüzyılda bu işlemi yapmak çok basit. Google'lıyoruz ve dihidrojen monoksidin Wikipedia'daki tanımını hep birlikte okuyoruz. Su. Dünyada bol miktarda bulunan, hayat için vazgeçilmez olan, kokusuz ve tatsız bir bileşik. Evet, dihidrojen monoksit, hayat için vazgeçilmez olan suymuş. İşin en trajik tarafı bu kampanyanın internet üzerinden imzalanıyor olması. O internet ki dihidrojen monoksitin aynı zamanda su olduğunu da yazıyor. Ne kadar kolay kandırılabiliyoruz. Ne kadar kolay kandırılabiliyoruz projesi 1997 yılında Nathan Zoner'ın bilim fuarında ödül alan projesinin adı. 14 yaşlı Nathan'ın okulda dihidrojen monoksitin yasaklanması için açtığı standı 50 öğrenci ziyaret etti. Tam 43 öğrenci yasağı desteklemek üzere imza atmıştı. Nathan Zoner projesinin sonucunu şöyle özetliyordu. Bilimsel gerçekliklerle dolu cümleler kullanarak toplumun yanlış sonuca varmasını sağlamak mümkün. Fakat bu sonuca çok da şaşırmamak gerek değil mi? Sonuçta sorgulamak bize her zaman negatif bir şey olarak öğretildi. Halbuki bir şeyi öğrenmemizi, anlamamızı sağlayan şey sorgulamanın temelinde yatan soru sormak. Aslında sorgulamayı reddederek öğrenmeyi ve anlamayı da reddetmiş oluyoruz. Bir düşünelim. 4 yaşındayken günlük ortalama 300-400 soru sorarken, yetişkinken bu rakam 50 ile 100 arasında değişiyor. O yüzden daha iyi bir insan olmak için, dihidrojen monoksiti yasaklayarak hayatımızı mahvetmemek için daha çok soru soralım, daha çok sorgulayalım ve daha çok öğrenelim. Sonunda size bir soru sormak istiyorum. Acaba hayatımız boyunca bize sunulan kaç tane böyle kampanyayı sorgulamadan onayladık? Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.